İstanbul Yeni Havalimanı'ndan İzmir'e gidiyorum. Dış hatlar ve iç hatlar aynı yerden giriş yapıyor. İç hatlar kapısından girdik. Şimdi iç hatlar terminaline doğru gidiyoruz. Kapımız G6, değişebilirmiş. Kapıya doğru gidiyorum. İkinci güvenlikten geçiyorum. İkinci güvenlikten sonra şimdi kapıya doğru gidiyorum. 23.14, bakalım kaç dakika sürecek. Şöyle DNR var. Seyahate çıkarken yanınıza kitap almamışsanız hemen alabilirsiniz. Boyner ama kapalı. Mutluluk her zaman moda diyor gerçekten. Doğru. Biraz da hızlı yürüyorum. Geç kaldım diye. G6'ya doğru gidiyorum. G6. Güvenlikten geçtikten sonra gelmek 15 dakika sürdü. Hava istan indikten sonra işte bagaj verip ikinci güvenlikten geçip kapıya gelmem yaklaşık yarım saat 40 dakika arası bir şey. Also let me inform you that our taxi to take off runway will be approximately. Uçağa bindikten sonra da taksi pozisyonunda 25 dakika gidiyoruz. İzmir uçağından indik. Yine taksi süremiz 25 dakika. Şu anda bakalım bagaj alımına kaç dakikada gideceğiz. Kayan bantları kullanıyorum. Belki daha hızlı olur. Mesafe bu kadar uzun olduğu için bilmiyorum. Havalimanı oldukça boş. Yeni havalimanına gelirken kesinlikle el bagajı almamak lazım. Sırtımda bir sırt çantası ve elimde şöyle bir bilgisayarım var ve oldukça ağırlaştı. Nihayet bagaj alım göründü. Evet, bagajımız 4A'da imiş. 4A şöyle hemen şurada. Ama henüz bagajlar da gelmemiş. Uçaktan çıktıktan sonra bagaj alım noktasına gelmem tam 16 dakika sürmüş. Bagajlar gelmeye başladı. Bagajımı aldım. Çıkışa doğru gidiyoruz. 8 dakika var servisin kalkmasına. Bakalım yetişebilecek miyim? Ama 50 dakikada uçaktan inip servise binmeyi başardım. İstanbul Havalimanı iç hatlara iniş yapmışsanız transfer için bence 50 dakika sonrasında randevu verin.